bir çalışmamda çipi CVD pinleri üzerinden programlayabilmek için şu şekilde bir düzenek yapmıştım. Tamam, sorunsuz olarak çipleri programladım. Ancak bir daha böyle bir yönteme başvurmam diyordum. Ancak bu çalışmamda gene bu yönteme başvurmak zorunda kaldım. Bu kez biraz daha farklı bir mekanizma yaptım. Şurada bir mandal oluşturdum. Bu mandalı kırtasiyede satılan kağıt sıkıştırma mandalın üzerine plastik parçaları monte ederek yaptım. Boşluksuz bir çalışma için şu şekilde plastik dayamalardan yararlandım. Kart sıkıştırmak için mandalın altına silikon bir altlık koydum. Bu kapandığı zaman kart üzerine baskı uygulamakta ve kartın hareket etmesini engellemekte. Burada aynı işlemi şuradaki plastik sıkıştırma aparatı ile sağlamıştım. Kartımız bu araya girdiği zaman oynamıyordu. Burada diğerinden farklı olarak kontakları kendim yaptım. Pirinç levhadan kestiğim ince şeritleri eğip bükerek ilgili koordinatın üzerine konumlayarak kontaklarımı oluşturdum. Mandalla küçük kanallar açıp şeritleri bu kanallara sürüp ardından üstünü yapıştırdım. İşte 4 tane de pinimiz var. Artı besleme, ground, dersi artı sinyal hattı, ground, SVD data ve SVD clock pinleri. Amatör bir çalışmanın dibine vurduk. Kartımızı şu şekilde alıyoruz. Şuradaki kanala kartı sürüyoruz ve mandalı sıkıştırıyoruz. Şeritlerin uçlarını açılı kesip sivrilttim. Sorun çıkartabilir ama işte görecek.